Bugün burada Karamürsel Karsat Derneği var, Sualtı Sporları Derneği. Hemen onun ön tarafında ya 2013 yılında yapay resif olarak batırılmış olan İnönü gemisiyle ilgili bir çalışma yapılacak burada. Bu amacımız Haziran ayı başlarında müsilajdan etkilenmiş ve bir hayalet gibi hatta hiç gözükmeyen İnönü gemisinde 2 ay sonraki durumunu aslında tespit edebilmek. Bugün onun için buradayız. Biliyorsunuz biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak müsilajla ilgili yaptığımız çalışmalarda deniz süpürgelerimizde bugüne kadar yaklaşık 700 metreküplük deniz yüzeyinden müsilaj topladık. Bu toplanmış olduğumuz müsilajı da İzahilaç'ta bertaraf ediyoruz. Ama tabii en çok sorulardan bir tanesi de suyun üstünde yapılan bu çalışmalardan sonra suyun altındaki durum nedir diye herkesin aslında sorduğu bir soruydu. Biz de aslında bununla ilgili bugün buradayız. Hem Nikomedia Spor Kulübü, Sualtı Kulübü hem de Karsat Sualtı Kulübü burada dalış yapacaklar İnönü gemisinde. Ve oradaki 23 metrede İnönü gemisi bu arada 23 metredeki müsilaj durumunu aslında bakılacak. Ve son durum orada tespit edilmiş olacak. Yapılan çalışmaları belki de bir derece yansıtacak. Burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde ve Marmara Belediye Birliği'mizin koordinasyonunda başlatılan bir çalışma vardı. Eylem planı çerçevesinde Marmara Denizi Eylem Planı 22 maddelik. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda her ne kadar müsilaj olmadığı tespit edilse bile oradaki eylem planıyla yapılmak istenen 22 maddelik hükümlere uyularak bundan sonra da riayet edilecektir. O gün biz çok korkmuştuk. Denizde müsilaj denen bir olay vardı. Su altı canlılarını çok kötü etkiliyordu. Biz bunu fark ettik. İlk fark edenler deniz zaten su altında başladı bu durum. Midyelerin üstü örtülüydü. Çeşitli deniz hayvanlarında ölümler gördük. Bundan dolayı çok korkuyorduk. Fakat bugün gerek genel yönetimlerin, gerek kentin yöneticilerinin çalışmalarından dolayı sanırım suyun altındaki temizliği gördük. Yani şu anda eskiye nazaran müsilaj kalmadı gibi bir durum söz konusu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Buradan bireysel olarak da tüm vatandaşlarımızın denizlerimize sahip çıkmasını, çevremize, doğamıza sahip çıkmasını istiyoruz. Bundan birkaç ay öncesine kadar dalış yaparken belli metrelerde yoğun sis tabakası gibi müsilaj parçaları, müsilaj hep her taraf doluydu. Fazla bir şey göremiyorduk. Aşağı indiğimizde dip zaten tamamen neredeyse örtülü gibiydi. Ama son zamanlarda sürekli dalış yapan arkadaşlarımızdan gelen geri dönüşlerle sürekli zaten dalış yapılıyor, kontrol ediliyor. Hemen hemen dipteki müsilaj tamamen kaybolmuş durumda. Hiçbir şey kalmamış. En önemlisi de aşağı inerken bizim o gördüğümüz müsilaj parçaları, sis tabakası, onlar da kaybolmuş durumda. Körfez baya baya temizlenmiş. Yani en yakın zaman bundan 1,5-2 ay kadar önce Haziran ayında yaptığımız dalışta elimizi uzatsak elimizi göremez durumumuzdayken şimdi 4-5 metre ilerisini çok rahat görebiliyoruz. Özellikle aşağılara indikçe görüntü çok çok daha netleşiyor. Su biraz soğuyor ama görüntü çok netleşiyor. Gayet güzel. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Tamamen temizlenir.
turkuazı bondan gelen senden değil. Yok değil. Hani yok turkuazı duruyor yani. Yok onlar. Karadeniz'de de aynı.